Merhaba arkadaşlar. Bu hafta merhaba arkadaşlar. Bu hafta evet, bu hafta akıllara durgunluk verecek bir deneyle karşınızdayım. Daha önce Newton'a meydan okumuştum. O da kabul etmemişti. Bakalım bu sefer de meydan okumama cevapsız kalacak mı? Deneye başlamadan önce malzemeler. Ray sistemi, koni, cam çubuk. Cam çubuğumu az evvel gördünüz. Eğimli bir ray sistemim var. Ne oldu? Cam çubuğumu koyduğumda aşağıya doğru kaydı. Bu aslında hepimizin beklediği bir sonuç. Arkadaşlarım bana dediler ki Basfi, bir cisim var ki bu cisim hiçbir raydan aşağıya kaymıyor. Bu cisim aksi bir cisim. Bu cisim lanet bir cisim. Bu cisim öyle bir cisim ki bu cisim bütün kanunlara, kurallara karşı geliyor. Ne dedim o cisim? Hemen dedim bana getirin onu ve getirdiler. İşte bu koni. Şimdi bu koniyi rayın üst tarafına koyacağım ve bakalım beklenen şekilde aşağıya doğru hareket edecek mi? Buraya doğru oğlum, buraya doğru ya. Dedikleri kadar varmış. Cam çubuğu koyayım. Gördüğünüz gibi cam çubuk aşağı doğru hareket ediyor. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bu koniyi bir de aşağıya doğru koyalım. Bakalım ne olacak. Bu nasıl iş ya? Bu nasıl iş arkadaşlar? Koni aşağıdan yukarıya doğru hareket ediyor. Nasıl oldu bu? Nasıl? İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil değil. İnanın. Gördüklerinize inanın. Aslında tüm bunların sebebi ağırlık merkezi ve yer çekimi arkadaşlar. Burada ben koniyi rayın dar kısmına koyuyorum. Ve koninin potansiyel enerjisi burada genişleyen kısımda ki şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi burada bir genişlik söz konusu. Genişleyen kısımda bu potansiyel enerjisini kinetik enerjiye çeviriyor. Yani ne oluyor? Şöyle göstereyim. Hop. Ne düşündüğünüzü şu anda tahmin edebiliyorum. Bunun olması için bu koninin aşağıya doğru gitmesi gerekmez miydi? Bu potansiyel kinetiğe dönerken falan. Hayır, gerekmez. Çünkü burada bir göz yanılgısı var. Evet, şimdi gözlerinizi raydan ayırın ve koninin ağırlık merkezine odaklanın. Bu koninin ağırlık merkezi nerede? Tam ortasında şu deliklerle, yani delikler diyorum, şu köşelerle kesiştiği noktada, içeride bir yerde. Şimdi şu noktaya odaklanın. Bakın. Gördünüz mü? Aslında ağırlık merkezi aşağıya doğru hareket etmeye devam ediyor. Yani yer çekimine karşı geldiği falan yok. Ama rayın konumundan dolayı bize sanki yukarı çıkıyormuş gibi geliyor. İşte bilim, işte göz yanılması. Gördüğünüz gibi. Evet. Yani sihirle karışık bir şey aslında. Yani sihir denilen şey de aslında bu. Bir nevi optik illüzyon gibi düşünebilirsiniz. Evet. Yine bir Newton challenge'ım hüsranla sonuçlandı. Daha önce hatırlarsanız ağırlığın negatifi olur mu? Yer çekimine karşı gelen sıvılar gibi deneylerle Newton'a meydan okumuştum. Fakat kanıtlanmış bazı şeyler var. Bilim yine şaşırtmadı bizi. Burada ters giden bir şeyler varmış gibi gözükse de aslında ters giden bir şeyler yok arkadaşlar. Deneyde ray üzerinde ilerleyen konide meydana gelen enerji dönüşümü aşağıdakilerden hangisidir? Kinetik enerjisi potansiyel enerjiye dönüşüyor, potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşüyor. Deneyi de beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftaya yepyeni bir deneyde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Böyle ufak tefek numaralarla ancak, hani böyle ufak tefek triklerle Newton'u kandırmaya çalışıyoruz ama olmuyor.